Katle bağlı, kalpleri vatan sevgisiyle çarpan, şanlı ay yıldızlı bayrağı sevdalı subay ve assubayların ocağı. Burası tevazudan vazgeçmeyen, fedakarlığı ilke edinen önce... Bursa TV ekranlarında Mahalleler Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Orhan Bey Mahallesi Muhtarı Cem Peközcan. Cem Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bize bu imkanı sağladığınız için Bursa TV ailesine çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biraz sizi tanıyalım Cem Bey. Kendinizden bahseder misiniz? İzleyicilerimiz de sizi tanısınlar. Tabii ki. Hay hay. Ben 1970 doğumluyum. 52 yaşındayım. Evliyim. İki çocuk babasıyım. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Turizm Otelcilik mezunuyum. Bir süre turizm işinde uğraştıktan sonra 1999 yılında kendi iş yerimi kurdum ve halen devam etmekteyim. Ayrıca 31 Mart seçimlerinde ilk dönemim benim bu muhtarlık vazifesi. Orhan Bey Mahallesi halkının vermiş olduğu teveccüh ile muhtar seçildim ve halen muhtarlığıma devam etmekteyim. Yüksek bir oy oranıyla mahalle halkım beni seçti. Kendilerine buradan sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunarım. Peki o zaman birazcık Orhan Bey Mahallesi'ni tanıyalım. Nasıl bir mahalle burası? Tabii nasıl ki, bir yapısı var? Bunlardan konuşalım. Orhan Bey Mahallemiz kuruluşu epey eskiye dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'na kadar gidiyor. Hatta ikinci padişahımız olan Orhan Bey'in Orhan Camii'ni inşa etmesiyle birlikte bu mahallenin çevresine yapılaşma başlıyor. Daha önce Hisar içerisinde otururken, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda Hisar içerisinde otururken vatandaşlar, daha sonra Orhan Camii'nin yapılmasıyla bunun çevresinde yapılaşmalar başlıyor ve mahalle bu tarihten günümüze kadar kullanımını devam ediyor. Yani çok eski bir çok mahalle. Çok eski bir mahalle. Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen bir mahalle. Hatta mahallemiz sınırları içerisinde tarihi büyükşehir belediye binamız yer almakta. Ayrıca onun yanında Tayyare Kültür Merkezimiz, Hanlar Bölgesi'nin de içine alan bir kısım hanlarımız var. Tusan bizim bölgemiz içerisinde. Karaşeh Camii keza bizim bölge mahallemizde. Tuz Pazarı'nın bir kısmı bizim mahallemiz sınırları içerisinde. Uzun Çarşı ve Kapalı Çarşı'nın büyük giriş kısımları bizim mahallemizde. Kapalı Çarşı'ya giriş noktamız bizim mahallemizde. Bir nevi Atatürk Caddesi'ne de cephemiz var. Bursa'nın ticaretinin kalbi diyebiliriz. Ticaretinin kalbinin attığı, çok dinamik yaşanan, evet, bir bölgedeyiz. Sosyal yaşam alanları açısından da fazlasıyla zengin. Evet, bir sürü Tayyar Kültür Merkezi'nde sinema, tiyatro, sergi aktiviteleri söz konusu. Bunlar gerçekleşiyor. Herkes herhalde Tayyar Kültür Merkezi'nin neresi olduğunu biliyordur. Tabii, Bursa'da olan, evet. Bursa'da yaşayan herkes. Evet, evet efendim. Peki o zaman biraz siz aday olduğunuzdan bu yana, adaylığınızdan beri mahallede neler yapıldı? Hı hı. Ne gibi icraatlar oldu? Bunlardan konuşalım istiyorum. Hayır, hayır, tabii ki. Ben 31, daha önce de demin de belirttiğim gibi 31 Mart yerel seçimlerinde adaylığımı koydum. Ve yüksek bir oy oranıyla halkın beni seçmesiyle göreve başlamış olduk. Ben çevreci bir insanım. Onu söyleyeyim, yani çevreye duyarlıyım. Çevrenin kirlenmemesi, atık kontrollerinin yapılması, bu konuda çok hassasım. Ve ilk icraatım olarak apartmanların girişlerine geri dönüşüm kutularını Osman Gazi Belediyesi temizlik işlerinden talep ettim. Sağ olsun onlar da kırmadılar bizim bu isteğimizi, geri çevirmediler. Ve temizlik geri dönüşüm kutularını apartmanlarımızın girişlerine koydurttuk. Her salı günü Osman Gazi Belediyesi geri dönüşüm ekipleri tarafından bunlar toplanmakta. Bu şekilde çevreye ve ekonomiye çok büyük katkı sağladığımız inancındayım. Evet. Ayrıca muhtarlık binamızda atık ampul kutuları, kullanılmış olan ampullerin, onların da biliyorsunuz çevreye zararı çok büyük. Evet. Artık kullanılmış piller, bunların da toprağa karışması neticesinde çok büyük zararları söz konusu.
Bu pilleri de ve atık ampulleri de muhtarlığımız bünyesinde kutularda toplayıp yine Osman Gazi Belediyesi geri dönüşüm ekiplerine dönem dönem geldikleri vakit biz teslim ediyoruz. Bu esnada muhtarlık binamız yok. Kendi iş yerimizden bunu sürütmeye çalışıyoruz. Bunu da buradan ilgililere iletmek istiyorum. Buradan duyuralım o zaman. Sayın başkanlarımıza. Evet efendim. Peki mahallede çözüm bekleyen problemler var mı? Aciliyet gerektiren, yapılması gereken ya da sizin yani, ya da halkın problem olarak gördüğü bir durum. Şimdi Sayın Dündar'ın da her zaman, Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Dündar'ın da her zaman söylediği gibi insanın olduğu yerde sorun bitmez. Çok doğru. Bu benim de altını çizdiğim güzel bir cümle. Sorunlar oluyor, tabii ki oluyor. Bunlar nedir? Mesela altyapı çoğunlukla tamamlanmış bizim bölgemizde. Yerleşik bir yapıya sahibiz. Fakat yenilenmesi gereken noktalar var. Yenilenmesi gereken yollar, yenilenmesi gereken kaldırım taşları, bunlar mevcut. Özellikle Gümüşçeken Caddesi'nde, ki burası Bursa'nın bence vitrini diye tabir edebileceğimiz bir nokta. Nilüfer'de de oturabilirsiniz veya başka bir yerde de oturabilirsiniz. Ama peynir almak için bizim çarşıya evet. gelmeniz lazım. Evet, doğru. Oraya gelmek için de Gümüşçeken Caddesi'ni kullanmanız gerekiyor. Bu caddenin maalesef kaldırım taşları biraz bozuk. Burası Büyükşehir Belediye'mizin uhdesinde. Sayın Başkan'a rica ediyorum programı almalarını ve bir an önce buranın düzenlenmesini. Keza Taşkapı Cadde. Burası da katlı otopark girişinin bulunduğu bir yer. Şehir içinden, şehir dışından yabancı turistlerin gelip Bursa'da meşhur İskender kebap yemek istiyorlar. Tabi Bursa şehir merkezine gelince arabalarını park etmeleri gerekiyor. Benim mahallemde bulunan katlı otoparkı bir kısmı kullanmak zorunda kalıyor. Taşkapı Cadde'de bu güzergah üzerinde olduğu için altyapısının yani kaldırımlarının ve yol asfaltının yenilenmesinde fayda görüyorum. Bunların yapılmasını talep ediyorum. Bunlar şu anda çözüm bekleyen problemler arasında yer alıyor yani. Arasında, evet. Ayrıca biz vazifeye geldikten sonra Karşıyaka Camimizin bir tente ihtiyacı vardı. Özellikle işte cuma günleri çarşı esnafı olduğu için, çarşı bölgesinde yer aldığı için bir nevi dışarıda cemaat namaz kılmak zorunda kalıyordu. Güneşli, yağmurlu havalarda. Sağ olsun Osman Gazi Belediye'miz bu talebimizi olumlu karşıladı ve derhal tente ihtiyacımızı karşıladı. Açılır iki kanatlı perdemiz geldi. Buski olsun, gerekleri logar temizliklerini zamanında yaptırmaya çalışıyoruz. Herhangi bir sel, taşkın vesaire olmasın diye kanal boylarındaki. Bunları da sağ olsun yerine getiriyorlar, yapıyorlar. Yeşil ağaç bakım budama işlemlerimiz oluyor yeşil alanlarda. Bunların peyzaj bakımları, budanması, sulanması. Sağ olsun onları da Osman Gazi Belediye'miz tarafından ve Büyükşehir Belediye'miz tarafından, ki bizim mahallede bir kısmını Osman Gazi Belediyesi kontrolünde, bir kısmı da Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde kalan yerler var. Ana caddeler, ana arterler biliyorsunuz Büyükşehir'in evet. sorumluluğunda. Bu kısımları Büyükşehir Belediye'mizin park bahçeler ekiplerine çözüme ulaştırıyoruz. Diğer kısımları da Osman Gazi Belediye'miz tarafından, park bahçeler tarafından çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir de mesela... Bir şey sormak istiyorum. Bu sizin için bir avantaj mı peki? İki tarafında ilgileniyor olması. Hem yoksa avantaj zaman hem dezavantaj. Oluyor mu? Hem belki. Avantaj hem dezavantaj ama sağ olsun hakikaten iki belediyeden de ben gerekli ilgi ve alakayı görüyorum. Talep etmesini bileceksiniz, istediğinizde yaptırmayabileceksiniz diyorum. O zaman yerel yönetimlerle ilişkiler güzel diyebiliriz. Evet, benim bir sıkıntım yok. Benim Peki. bir sıkıntım yok. Devam edelim, buyurun. Tabii ki, sağ olun. Bu Karaşeh Camimizin arkasında bir kurumuş ağacımız vardı. Kurumuş ağaç dalları. Bunlar bir korku ve tehlike yaratıyordu. Biliyorsunuz Bursa'nın lodosu meşhur. Evet. Bu lodos esnasında bu dallar kırılıyordu.
düşme tehlikesi geçiriyordu. Bir de ağaç biraz büyük bir ağaçtı. Doğru. O esnada da o yol güzergahında Ressam Şefik Bursalı Caddesi'nin devamında kız lisesi, erkek lisesi gibi okullarımız var. Yani öğrenci aksının fazla olduğu bir bölge. Allah korusun, yani bir öğrencinin başına düşse veya bir yaşlının bir tabii ki. Kimsenin başına düşmesin tabii, bunu temenni etmeyiz ama en kötü olasılığı düşünerek hareket ediyoruz. Düşse bizim açımızdan hoş olmazdı. En azından vicdanen rahatsız olurduk. Tabii ki. Böyle bir durumdan. O ağacın budanmasını vinçler yardımıyla yaptırdık. Böylelikle yeşile, çevreye, doğaya olan saygımızı bir kez daha yenilemiş olduk. Ayrıca bizim mahallemiz kedi sever bir mahalle. Ben öyle diyorum. Kedileri çok seviyorlar. Bizler de seviyoruz tabii. Hayvanları sevip koruyup kollamak bizim ana görevimiz. Tabii vatandaş ki. Olarak, insan olarak. Onlar da bu dünyanın bir parçası. Bizlerle beraber yaşıyorlar. Bizler de onların bu isteklerine Osman Gazi Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na ilettiğimizde bir muhterem kedi evi koyalım size dediler. İki katlı bir kedi evini Karaşeh Camii'nin arkasındaki yeşil alanın üzerine koyduk. Bu da güzel oldu. Hayvanlarımız evet. Soğuktan etkilenmiyorlar. Çok faydalı bir faaliyet olmuş. Aynen, aynen. Güzel oldu o da. Ayrıca bu Albay Bekir Sami Caddesi ile Taşkapı Caddesi'yi birbirine bağlayan bir merdivenlerimiz vardı bizim. Biz ilk iktidarı, yani muhtarlığı aldığımız vakit bu merdivenlerde korkuluk yoktu. Trabzan dediğimiz şekilde korkuluklar yoktu ve çok dik bir merdiven. Benim mahallemde özellikle yaşlı nüfus biraz fazla. Onu da geçtim. Diğer gelen gidenlerin de durumunu düşünürsek inip çıkmak biraz sıkıntılı oluyordu. Özellikle yağmurlu havada mermer benzeri bir malzemeyle kaplı merdiven basamakları. Dik bir merdiven. Dik bir merdiven. Buzlu havada kar yağdığı zaman, buzlanma olduğu zaman filan korkunç derecede tehlike arz ediyor. Yaşlılar bir de zor çıkıyor. Yani bir destek alması ihtiyacı doğuyor. Tabii ki evet. Bu konuda da sağ olsun Fen İşleri'ne durumu izah ettiğimiz vakit bize yardımcı oldular. Bir dediğimizi iki etmediler. Çok kısa bir sürede iki tarafına da merdivenlerin trabzan korkuluk yapmak suretiyle bu sorunu da hallettik. Bu konuda sağ olsun mahalleden çok güzel geri dönüşler aldık. Bu da bizi mutlu ediyor. Yani, tabii ki, tabii ki. Muhtarlık biraz gönül işi. Yani severek yapacaksınız ve neticesinde vatandaştan size karşı böyle güzel bir tepki aldığınız vakitte mutlu oluyorsunuz. İşe mutlu yaradığını oluyorsunuz. Görmek, bilmek aynen, özellikle aynen, tabii aynen. ki. Bizim mahallemizde bir de Albay Bekir Sami Caddemiz var. Bu cadde yaya trafiğine açık sadece. Araç trafiğine kapalı bir cadde. Bu caddenin üzerinde de çeşitli iş yerleri olmasına rağmen kafelerimiz de mevcut. Gece daha böyle bir canlı, insanların beraber sohbet edebileceği, oturup bir şeyler yiyip içebilecekleri güzel atmosferik bir ortam oluşuyor. Fakat ben göreve başladığım vakit bu caddenin üzerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış dekoratif hava aydınlatma lambaları vardı. 3-4 tanesi yanmıyordu. Böylelikle ne oluyor? Bir karanlık evet. oluşuyor ve kör nokta oluşuyor. Yani insanlar nasıl diyeyim size bir canlılığını yitiriyor. Bunu ortadan kaldırmak adına esnaftan gelen talepler doğrultusunda demin sormuş olduğunuz soruya da cevaben mesela bu lambaları taktırdık ve şu an mahallemizde yanmayan lamba yok. Işıl ışıl bunu oldu. Bunu söyleyebilirim. Hatta ben akşamları bizzat kendim çıkıyorum, kontrol ediyorum. Sokağımda yanmayan lamba var mı diye. Eğer varsa derhal OEDAŞ ekiplerine durumu bildiriyorum. Ve en kısa sürede o lambanın yanmasını sağlıyoruz. Çünkü tabii ki önemli de bir durum. Her açıdan önemli. Yani şehrin canlılığını tabii ki.
meydana getiriyor. Artı olumsuz diyebileceğimiz hırsızlık olaylarının önüne geçmekte çok büyük faydası var. Onun hırsızlığın yanı sıra biliyorsunuz kadın cinayetleri var, çeşitli dile getirmek istemediğim evet. konular var. Bunların da aydınlık ortamda olmama ihtimali daha yüksek. Bir nebze de olsa önünü kesmiş oluyor. Önünü kesmeye çalışıyoruz. Yani bizim de faydamız bu yönde olsun diye düşünüyorum. Çok konteyneri sıkıntımız vardı. Yani şöyle sıkıntı. Talep yönünde değil. Mevcut iki tane çöp konteyneri vardı. Bursa Spor Katlı Otoparkı'nın çıkışında. Ressam Şefik Bursalı Caddesi'nin kenarında bir yerde. Karışeh Camii'nde arkasında. Bizi dinleyenler bölgeyi anlayabilsin diye detaylı anlatıyorum. Buradaki çöp konteynerleri maalesef çok kötü kokuyordu. Ve o kadar fazla çöp atılıyordu ki günde bir sefer çöp arabası geçiyordu. Koca gün o çöpler orada bir dağ gibi oluşuyordu. Bu sinek yapıyor, mikrop üretiyor, tabii. kötü bir görüntü. Demin de dediğim gibi katlı otoparka, şehir içi, şehir dışı hatta yurt dışından gelen insanlara böyle bir manzara seyrettiriyorduk çıkışında, otoparkın çıkışında. Bu da benim üzüyordu resmen. En tabii sonunda ki. Bu çöp bidonlarını, çöp konteynerlerini kaldırdık. Diyeceksiniz ki çöpü ne yapıyor insanlar doğal olarak? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bu çöpü sağ olsun yine Osman Gazi, teşekkür ediyorum. Osman Gazi Belediyesi temizlik işleri ekipleri günde 4 sefer şey çıkartıyor, çöp arabası. Bunun 3 tanesi tabii diğer yan mahallelerimizde de çıkıyor ama bizim bölgeden ben özelde burayı anlatıyorum. 3 defa küçük böcek dediğimiz o küçük arabadan, minik arabalardan çıkıyor. Belirli saatleri var onun. İnsanlar bu saatte çöpünü çıkartıyor ve alınıyor. Bir çöp birikmesi olmuyor. Koku, görüntü kirliliği, aynen, her şeyi onları ortadan kaldırmış oluyoruz. Akşam da büyük arabamız geçiyor. Büyük o presli çöp kamyonu geçiyor. Böylelikle çöp sorununu o bölgeden tamamen kaldırdık diyemem, onu da söyleyeyim. Bir nebze kaldırabildik. Gene insanlar maalesef eski alışkanlık diyeyim buna atıyorlar. Ben buradan herkese seslenmek istiyorum. O lütfen o bölgeye uyarı levhası da koyduk. Çöpümüzü bırakmayalım. Çok kötü bir manzara çıkıyor. Hijyen açısından, sağlık açısından kötü bir pozisyona erişiyor bu durum. Buna hassasiyet gösterirlerse ben vatandaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Umarım gösterirler. Gösterirler. Çünkü bölge olarak gerçekten önemli ve kültürel değere sahip olan bir bölge. Aynen. Her açıdan görüntü kirliliği olmasını biz tüm Bursa halkı olarak istemeyiz. İstemiyoruz. Yani Orhan amacım, Bey mahallesi olarak değil sadece tabii Bursa ki, halkı tabii olarak. Tabii ki. Bizim amacımız yaşadığımız çevreyi, yaşadığımız şehri, yaşadığımız ülkeyi daha temiz, daha müreffeh, daha güzel bir hale getirmek. Kimse evet. daha kötüyü istemez diye düşünüyorum. Tabii ki. Ayrıca başka bir sorunumuz daha vardı bizim. Okul kayıt bölgelerinde sorun yaşıyorduk. Evet, eğitimden biraz bahsedelim. Bunu hatta açalım. Şöyle ki, ilkokula gidecek olan öğrencilerimizi Reşitpaşa İlkokulu'na, ortaokula gidecek olan öğrencilerimizi Hoca İlyas Okulu'na veriyorlardı. Yerlerini de söyleyeyim ki insanların kafasında soru işareti kalmasın. Benim mahallemde oturan insanlar Atatürk Caddesi'nin üst tarafında oturuyor. Reşitpaşa diye tabir ettiğimiz okul Reyhan Mahallesi'nde, Reyhan Pazar yerinin içerisinde. Hoca İlyas Ortaokulu ise Zafer Plaza'nın arkasında. Burada isim verdik ama yani konum belirtmek açısından bu bölgede yer alıyor.
Buraya gitmek için mesela düşünün şimdi Duygu Hanım, Atatürk Reşit Paşa Okulu'na gitmek için Atatürk Caddesi'nden geçecek. Ondan sonra Tuz Pazarı'ndan caddesinden geçecek. Cumhuriyet Caddesi'nden geçecek. Reyhan'ın içerisinde Reyhan Pazarı'na gidebilmek için Reyhan Pazarı'nın içerisinden geçecek ve Reşit Paşa İlkokulu'na ulaşabilecek. 6 yaşında bir çocuk nasıl gidebilsin? Vesait kullanması gerekir ama araç böyle bir imkan oraya. Da yok. Araç tabii. Da yok. Araç trafiğine kapalı çünkü çoğu içeriden, noktalar. Evet, araç doğru. Trafiğine kapalı bir servis kullansa çok dolaşacak. Evet. Artı servis aileye bir külfet oluşturacak ekonomik maddi olarak. Açıdan. Çok doğru. Ne yaptık bu konuda? Dönemin kaymakamı, sayın buradan onun da kulaklarını çınlatalım, Zafer Orhan Bey kaymakamımızdan bu konuyu talepte bulundum bizzat. Ve kendisini muhtarlık binamıza, iş yerimize davet ettik. Kırmadılar, geldiler. Ve harita üzerinde bu konuyu kendilerine izah ettim. Bakın sayın kaymakamım dedim, buradan demin saydım sokaklardan geçecek ve çocuk buraya gelecek. Keza ortaokula gitmek için de şuradan gidecek, Hoca İlyas ortaokuluna gidecek. Oysa ki dedim bizim mahallemize Mithatpaşa İlkokulu'yla Mithatpaşa Ortaokulu çok yakın mesafede, 480 metre öbür türlü 900 metre şeye yürüyecek. Evet. Hoca İlyas. Hoca İlyas'a. Bir kilometre veya bir kilometreden biraz daha fazla da Hoca İlyas'a yürüyecek. Reşit Paşa'ya 900 metre yürümek zorunda kalacak. 6 yaşında bir çocuk, annesi, babası, kardeşi, abisi olmadan bu yolu yürümesi mümkün değil. Evet. Ya anne baba çalışıyorsa. Caddelerden mi geçiliyor ayrıca tabii giderken? Tabii ki onlar önemli olan zaten. Yani Atatürk tamamen Caddesi, ara sokaktan gidilmiyor. Cadde de var. Atatürk Caddesi, Tuz Pazarı Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, araç Atatürk Caddesi'nde var ama tek yön. Oraya gitmesi için çok dolaşması lazım. Bir de o sorun var. Anne baba çalışıyorsa kim götürecek bir çocuğu? Anneanne babaanneye kalacak. Var, ya anneanne babaanne yoksa abla abiye kalacak. Onlar da okula gidiyorsa bunlar aileler için dehşet derecede bir sorun teşkil ediyordu. Tabii ki önemli konular. Sağ olsun kaymakamımız, eski kaymakamımız diyelim, bundan önce görev yapan Zafer Bey bizi kırmadılar. Bizim bu talebimizi ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne derhal ilettiler ve aynı gün içerisinde, samimiyetimle söylüyorum, aynı gün içerisinde bizim okul kayıt bölgelerimiz Mithatpaşa İlkokulu ve Mithatpaşa Ortaokulu olmak üzere değişimi sağlandı. Aynı gün içinde bunu hallettiler yani. Aynı gün yani. İçerisinde. Ben biraz tez canlıyım. Hemen her şey bitsin istiyorum. Sürünceme de kalmasın istiyorum. Ki önemli de bir konu gerçekten. Aynen öyle. Şimdi Mithatpaşa okulumuz da yenilendi. Orhan Kara ismini aldı. Yeni ismi oldu. Yani okul binası yeniden yapılınca yardımseverin ismini veriyorlar. Orhan Kara İlkokulu olarak faaliyetini gösteriyor. Çok şirin, güzel bir okul oldu. Ortaokul bacağında da Mithatpaşa Ortaokulu'na, o da hemen onun arkasında zaten, neredeyse aynı bahçede diyebiliriz. Hı hı. O kadar yakın mesafede. Böylelikle çocuklar... Mahallede artık okul var yani. Mahallenin çocukları okuluna gidebiliyor. Ama evet. Bu okul yeterli mi? Evet, bunu da konuşalım o zaman. Bu okul yeterli değil. Çünkü bir sürü mahallenin çocukları da bu okula geliyor. Okul sayımız... Bizim mahallemizde bir ilkokul yok mesela. Diğer mahallelerde de yoktu sanırım. Diğer çevre mahallelerde de bu sıkıntı var. Hoca bir saniye. Alca Mescid'de, Orhan Bey'de, Hoca Elizade'de, Nalbantoğlu'nda, İbrahim Paşa'da, Maksim'in bir kısmında ilkokula gidecek olan çocuklar bir tek Mithatpaşa'ya yoğunluk sağlıyor. Bir tek oraya gitmek zorunda kalıyor. Bu da yeterli kalmıyor. Biz bu 7 mahalle muhtarları olarak ilgili yerlere dilekçe verdik. Bir yer bulduk. Şöyle ki bulduğumuz yer, dispanserin, Verem Savaş dispanserinin yan tarafında, arkasında da Fransız Kilisesi var. Fransız Kilisesi'nin de ön tarafında olan,
mülkiyeti vakıflar bölge müdürlüğüne ait olan bir alan. Bu alan zamanında Necati Bey Kız Meslek Lisesi'ne giden kız öğrencilerin yurdu olarak kullanılmış. Ama bina ekonomik ömrünü tamamlamış. Deprem vesaire sebeplerden dolayı yıkımı gerçekleşmiş. Şu anda, şu anki durumu otopark hizmeti görüyor. Birilerine aslında otopark boş olarak, bir alan diyebiliriz. Değerlendirilebilecek boş alan, bir alan. Boş alan Vakıflar Bölge Müdürlüğü burasını otopark olarak kiraya vermiş. Hı hı. Ama vakıf senedine aykırı hareket etmiş bana göre. Çünkü eğitim amaçlı vakfedilen bir yeri başka bir sebeple kullanmak çok adil gözükmüyor. Ve soru işaretleri bırakıyor insanın evet, hakkında. Doğru. Biz de diyoruz ki 7 tane mahalle muhtarı olarak burasını okul olarak kazandıralım. Çünkü ihtiyaç da var. İhtiyaç da var. 7 tane mahallemizin çocukları, gençleri buraya gelsin, ilkokulunu burada okusunlar. İlgili yerlere dilekçelerimizi verdik. Fakat herkes ne hikmetse çözemediğim bir şekilde topu birbirine atıyor. Tabiri caizse. Ben buradan bütün Bursa milletvekillerine, parti ayrımı gözetmeksizin hepsine çağrı yapıyorum. Evet. Gelin bu işi hep birlikte çözelim. Bursa Büyükşehir Belediye'mize, Osman Gazi Belediye'mize, ilgililerine. Lütfen bu çağrımıza kulak verin ve buraya bir ilkokul kazandıralım. Benim çağrım, benim isteğim bu yönde. Umarım bu yönde. Buradan bizi de duyarlar. İnşallah, inşallah. Ve harekete geçilir. Aynen öyle, aynen öyle. Pandemi yaşadık biliyorsunuz. Tabii bundan bahsedelim. Hı-hı. Evet. Bu dönemde siz çok aktif olarak çalışmışsınız. Aynen, aynen. Pandemi sürecinde bütün muhtar arkadaşlarımız elinden gelen bütün özveriyi gerçekleştirdiler. Biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirdik. Bizim mahallenin daha önce de belirttiğim gibi yaş ortalaması biraz yüksek. Evet. Biraz yüksek. Yaşlı bir nüfusa sahibiz. Bu yaşlar da bizlerin emaneti. Bizlere emanet. Bizler tabii de ki onlara yardımcı olmak zorundayız. 65 yaş üstü vatandaşların özellikle maaş çekimi konusunda bizler yardımcı olduk. Bankalardan gittik, maaşlarını çektik. Hele hele o sizin nüfus da çok olduğu için işiniz evet, bir tık daha zor olmuş olabilir. Olabilir o zaman. Ama biz severek yapıyoruz işimizi. Evet. Hiçbir zaman gocunmuyoruz. Halka hizmet, hakka hizmettir mi diyorsunuz? Aynen, aynen. Sizler? Prensibimiz o bizim. Allah da utandırmasın diyorum o prensipten, ayırmasın amin bizi. Bu dönemde özellikle pandeminin yasaklarının başladığı hatırlarsınız belki o ilk süreçte hani bir gece televizyonlara çıkıp söylediler evet ya ertesi gün sokağa çıkma yasağı çok korkutucu bir süreçti. Korkutucu bir süreç. Herkes ilk zamanlarında herkes, özellikle. Ne yapacağız muhtarım? Yani sakin olun, sakin olun, halledeceğiz bu şekilde, geçecek. Ondan sonra ekmek ihtiyacından tutun da her türlü ihtiyacına maaş çekimi zaten Kaymakam Bey'in talimatları doğrultusunda bankalardan gerekli evrakları tanzim ederek bu işleri gerçekleştirdik. Siz ve ekip arkadaşlarınız mı? Yani azalar? Azalarımız da yardımcı oldu ama maaş çekim konusunda bizzat ben kendim ilgilendim. Bizzat ben siz kendim birebir ilgilendim. Ben birebir ilgilendim. Azalarımız diğer konularda bizlere sağ olsun eksik olmasına yardımlarını gösterdi, yardımcı oldular. Ben birebir kendim ilgilendim. Ne tabii kadar bu teşekkür etseler azdır herhalde. Estağfurullah, bizim görevimiz diyoruz biz. Duaları yeter. Aynen öyle, aynen öyle. Bir de bu pandemiden sonra her ne kadar bizim mahallenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumu iyi olsa da pandeminin getirdiği olumsuz ekonomik tablo bizim mahallemizi de etkiledi. Ekonomik durum neticesinde yardım talebinde bulunan vatandaşlarımız oldu. Bunlara da Osman Gazi Belediye'miz aracılığıyla işte Ramazan kolisi olur vesaire kolileri olur. İhtiyaç sahibi aileleri tespit ederek o ihtiyaçlarını giderme yoluna gittik. En son Büyükşehir Belediye'miz tarafından gerçekleştirilen, sizin de bilginiz vardır herhalde bu konuda, kırtasiye çeki evet uygulaması vardı. Bu konuda da
kimler ihtiyaç sahibi ise onları belediyeye bildirilmesi ve belediyeden geri dönüşlerin olması neticesinde onların da o ihtiyaçlarını karşılamaya yönüne gittik. Bu şekilde bir sosyal adaleti, sosyal dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bunların muhtarların bir bütçesi yok. Yani kullanabilecekleri bir bütçe yok. Ancak belediyeler bize ne verirse biz de onları vatandaşa birden bütüne hep birlikte yani çözmeye çalışıyoruz diyelim. Peki, o şekilde. Birazcık o zaman şunlardan da bahsedelim. Sosyal aktiviteler. Geziler düzenliyorsunuz. Bazen duyuyoruz. Çok güzel geziler. Şehir evet. dışına, şehir içine. Doğru. Bunlardan konuşalım biraz. Tabii ki. Tabii Kitlesi, ki. Kaç kişi, nereler? Memnuniyetten. Bu gezileri Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Muhtarlığın talepleri doğrultusunda gezileri Büyükşehir Belediyesi organize ediyor. Biz de ben özellikle Çanakkale'yi öncelikle tercih etmek istedim. Çünkü Çanakkale biliyorsunuz bizim tarihimiz açısından çok önemli. Çok çok önemli bir dönüm noktası. Yani tarihin akışının değiştiği bir dönüm noktası. Evet. Hani boşuna yazmamışlar Çanakkale geçilmez diye. Geçilseydi tarih başka yönde akacaktı. Geçilmediği için bugün Türkiye Cumhuriyeti var. Çok doğru. Herkes de gidip görsün istiyorsunuz. Özellikle gençler görsün istiyorum. Özellikle gençler görsün istiyorum. Bu konuda da ailelere özellikle çocuklarını getirmelerini talep ettim. Ve çok güzel bir gezi gerçekleştirdik. 8 Eylül'dü yanılmıyorsam. 8 Eylül tarihinde Perşembe günü Çanakkale'ye gittik. Şehitlik. Bütün oraları gezdik. Hala da buram buram tarih kokuyor oralar. Hala da izler var oralarda. Ve gençlere bunları öğretmeliyiz ki bu Çanakkale unutulmasın. Unutulmayacak bir şey zaten ama yine de biz üzerimize düşen vazifeyi yapalım istiyorum. Biliyor olmak tabii ki. Üstüne bir de gidip görüyor olmak çok aynen daha farklı öyle. Duygular aynen hissettirir öyle. Muhakkak. Orada yaşamak. Önemli olan yaşamak. O müze yapmışlar bir tane. Yapanlardan da Allah razı olsun. Çok güzel canlandırmışlar. Balmumu heykellerinden. Birebir yaşıyorsunuz o günkü atmosferi. Anlatabiliyor muyum? Tarihi canlı olarak yaşıyorsunuz. Görsel olarak görüyorsunuz. Bu geziler çok faydalı. Bir de şey yaptık, mehtap turu yaptık, körfez gezimiz. Gemlik körfezine içeren bir gezi yapıldı. 17 Eylül'de yaptık onu da. Onu da akşam yaptık, gece. Mehtap. Kaç gün sürdü peki bu? Gezi mi? Bir günlük. Bir günlük saat 5 gibi falan gemiye bindik. Mudanyeli Limanı'ndan, İskele'den. Önce Fıstıklı'ya gidildi. Orada bir gezinti. Daha sonra tekrar hareket gemiye, Küçükkumla'ya. Orada biraz daha geniş bir zaman. Küçükkumla biraz daha büyük. Evet. Orada bir gezinti. Daha sonra gemiye giriş, işte yemek vesaire. Bir gün ama çok dolu bir gün. Aynen öyle. İnsanlar mutlu bir şekilde eğlenerek bir gezimizi de tamamlamış olduk. Bunlar insanların biliyorsunuz sosyalleşmesi açısından önemli. Tabii kültürel ki. Bilgi açısından önemli. Bu gezilerimiz de devam edecek inşallah. Buradan mahalle halkına bunun bilgisini verelim. Buradan duyurulur. Evet. Mahalle halkına bunun bilgisini verelim. Sizin eklemek, değinmek istediğiniz bir şey var mı? Son cümlelerinizi alalım. Programımızın sonuna gelmeye başladık. Öyle mi? Evet. O zaman çabuk akmış. Evet. Keyif aldık çok. Eyvallah. Teşekkürler. Ben de sizlerden bu programı yaptığınız için çok mutlu oldum. Teşekkür ederiz. Şimdi kamu alanı gaspı var bizim belediyemizde. Biraz şimdi bundan üzücü bahsedelim. Noktalara gelelim. Bunu biraz açmak istiyorum. Tabii müsaadenizle. Ki. Bir iki dakikanızı daha alacağım. Tabii ki. Taşkapı Caddemiz ile Taşkapı Sokağı birbirine bağlayan bir yaya yolumuz vardı. Vardı. Şu anda yok. Şu anda gene var oldu ama bir dönem kapandı. Onu bahsedeceğim. Tamam. Bu yaya yolunu önünde de anıt ağaç diye nitelendirilen ve belgesi olan
manolya ağacımızı da içine alan bir yeşil alanımız vardı. Zaten bizim mahallede yeşil alan sayısı çok az. Her yer betonlaşmış, yapılaşmış. Küçücük bir yeşil alanımız vardı. Bunu da sağ olsun iki tane kafeterya tarafından işgal edildi. Kaldırım iptal edildi, üzeri dolgu yapıldı, yaya geçidine engel olundu. Masa sandalyelerini koymak kaydıyla adeta işgal ettiler. Ben buna başka bir kelime bulamıyorum. Kamu alanı gasp edildi. Zaman içerisinde yaptığımız müracaatlar neticesinde çok şükür bu işgal diyen bu bölgeyi kurtardık. Kaldırım eski haline, resimler var tabii eski hali. O resimlere uygun şekilde yerine getirildi. Bu yeşil alan diye tabir ettiğimiz yerin çevresi yine Fen İşleri tarafından demir ferforje ile çevrildi. Muhafaza altına alındı. Park bahçeler ekipleri geldi. Buradan onlara da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bölgeyi gayet güzel yeşillendirdi. Peyzaj çalışmasını gerçekleştirdi. Ve iki cadde arasında yani Taşkapı Sokak ve Taşkapı Cadde arasındaki yaya yolu aktif hale geldi tekrar. İnsanlarımız oradan rahatlıkla yürüyüp geçebiliyorlar. Bu niye önemliydi? Taşkapı Cadde katlı otoparkın girişinin olduğu bir cadde. Araç trafiği çok fazla. Evet. Araç trafiği fazla olan yerde yaya yola inmek zorunda kalıyor. Çoluğu var, çocuğu var, yaşlısı var. Tehlike arz ediyor. Korna sesi, şu bu bilmem ne, gürültü kirliliği oluşuyor. Tabii ki. Böylelikle insanlarımız kaldırımına kavuştu. Kamu gaspından bu bölgeyi kurtardık. Ne zaman oldu kamu peki bu? Kamu alanı yeni oldu. Hmm. Yani gasp edilmesi benim muhtarlık dönemimden önce. Süreç o kadar uzundu ki 3 yılda anca çözebildik. 3 yıl sürdü. 3 yıl sürdü ama şu an o bölgeyi yine vatandaşın kaldırım hakkını yerine getirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Aynen öyle. Diyelim o zaman. Diğer yapılan başka kafelerin yaptığı uygulamalara örnek olsun diyorum. Bu kamu alanı gaspına, kaldırım işgaline ben karşıyım. Yani kaldırım yayanın yürümesi için ayrılan bir yer. Evet. Bunun doğru. İşgal edilmemesi gerekiyor. Buradan üzülerek sesleniyorum. Belediye ekiplerinin biraz daha hassas olması gerektiğini altını çizmek istiyorum. Olası kazaların önüne geçmek adına. Hem o. Önemli. Hem yani düzen, disiplin açısından yayanın da bir hakkı var. Tabii ki. Yayanın yürüme hakkını engellemememiz gerekiyor. Yani işgali yerlere biraz dikkat etmesini öneriyorum sayın belediye yetkililerinden. Bunu söyleyebilirim. Demin de başında da belirttiğim gibi Gümüşçeken Caddemiz bizim için marka bir yer. Buranın kaldırımlarının ve asfaltının, keza diğer Taşkapı Caddesi'nin de tekrar programa alınmasını, özellikle bir an önce programa alınıp yeniden bir organize edilmesini, yeniden asfaltlanması, parket taş olan kısımların parket taş yapılması, kaldırımlarının revize edilmesini, özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin ilgi alanında olan yerlerden ve Osman Gazi Belediyesi'nin ilgi alanı olan yerlerden, Fen İşleri'nden talep ediyorum. Sizin bu aracılığınızda da bunu iletmek istiyorum. Orhan Bey Mahallesi'nin önceliği. Evet. Şu anda. Evet, evet. Biz mahallemizin güzel olmasını istiyoruz. Onun için çaba sarf ediyoruz. Tabii dediğim gibi birden bütüne. Evet. Sıradan Orhan Bey Mahallesi güzelleşsin. Başka bir mahalle güzelleşsin. Aynen. Sonra Bursa'mız güzelleşsin. Tabii ki çevre çok önemli. Tabii ki. Sizin özellikle buna değiniyor olmanız, üstünde duruyor olmanız için de biz tüm Bursa halkı olarak teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica buraya geldiğiniz için de çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir son olarak da bir şey söyleyeyim. Tabii böyle ki. Kapatalım buyurun isterseniz. Tabii ki. Bugün ayın 20'si. Yaklaşık 9 gün sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı idrak edeceğiz. Bize bu eşsiz vatanı emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anmak istiyorum. Evet.
herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Evet, herkesin Cumhuriyet Bayramı şimdiden kutlu olsun. Eklemek istediğimiz başka bir teşekkür şey. Teşekkür ediyorum. O zaman biz de buraya geldiğiniz selamlar, için çok sevgiler. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Ağzınıza ve ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz efendim. Bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi izlemeye de devam edin. Bir sonraki gün başka bir muhtarımızla, başka bir mahalleyle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Arazi, tarla veya villa, aklınıza ne gelirse Tayyaroğlu Emlak Danışmanlık'ta. Arazileriniz